Almanya'da seçimler sona erdi ve göçün 60. yılında bu seçimlerde Türkler toplam 18 milletvekiliyle Almanya Federal Meclisi'ndeki tarihin en yüksek sayısına ulaştı. Sosyal Demokrat Parti'den seçilen Nezahat Baradari seçimin hemen ardından dün akşamki canlı yayınımıza telefonla katıldı. Sessiz sedasız insanlar sandığa gitti. Orada bir değişim oldu. Çok uzun yıllar sonra, Merkel'den sonra, 16-17 yıl sonra. Merkel de alkışlarla ayrıldı. Tabii yani. Ayrıldı. SPD orada 1,5 puan farkla CDU'nun, yani Hristiyan Demokrat Parti'nin 1,5 puan önüne geçti. Seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Az önce reklam arasında SPD milletvekili Nezahat Baradi ile konuşuyordum. Bir deneyelim bakalım. İnşallah şey olur. Trendeymiş şu anda, Berlin'e gittiğini öğrendik. Bir hayırlı olsun diyelim. Kısa bir bilgi almaya çalışalım. Sevgili vekilim, sevgili izleyicilerimiz, hattımızda şu anda Nezahat Baradi ekrana geldi. SPD milletvekili, Almanya. Nezahat Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Nezahat Baradari. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Ve Sosyal Demokrat Partisi Almanya Federal Milletvekiliyim. 2,5 seneden beri ve şu anda tekrar milletvekili olarak seçildim. Asıl mesleğim çocuk ve gençlik hastalıkları uzman doktorudur. Evet, siz bizim Çaycuma ilçemizin kardeş şehri olan Lennestadt bölgesinden seçildiniz değil mi SPD'den? Lennestadt şehri benim seçim bölgeme dair. Evet. Tek tabii Lennestadt'tan oluşmuyor ama orası da benim seçim bölgemin içindedir. Evet, yani bir Zonguldak'ın ilçeleri var atıyorum, Ereğli, Çaycuma. Lennestadt'ta o şekilde Çaycuma gibi oluyor. Aynen. Kardeş şehiriz biz Lennestadt'ta, Çaycuma şehirleri. Sanıyorum bu kardeşlik töreninde siz de vardınız, hatırlıyorum. Evet, ben de vardım. Çok güzel bir törendi. Sayın Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Sayın Nedim Kalembaşı zaten bu projenin iki önemli ismi ve müteahhiti. Onların sayesi ve eski Lennestadt Belediye Başkanı Stefan Hund arasında bu anlaşılma oldu. Ve ben de internet aracılığıyla bağlanmıştım. Çok güzel bir akşamdı. Evet. Sevgili milletvekilim, şimdi seçimler oldu, sonuçlandı. SPD, Sosyal Demokrat Parti birinci oldu. Sizin liderliğinizde bir hükümet kurulacak. Nasıl olacak? Çok kısa alabilir miyiz sizden? Evet, hükümetin kurulması iki partiyle oluşmak zorunda ve görünüşlerde Yeşilliler ve Hür Demokratlar Partisi ile bu koalisyon kurulmasının pek kolay olacağını sanmıyorum. Evet. Çünkü Hür Demokratlar Yeşillilerle beraber ilk önce bir konuşma yapmak istediklerini belirttiler. Bu çok tuhaf bir durum. Evet. Normalinde en fazla oyu alan parti diğer partilere gider ve onlarla konuşma tavsiyesini veya onlarla konuşma imkanını arar. Onun için zorluk çıkaracaklarını zannediyorum ama Almanya, Federal Almanya o kadar büyük projelere imza atmalı ki ve o kadar büyük sorunlarımız var ki ülkede. Onun için ben bütün partilerin bu konuda sorumluluk taşıyıp taktik uygulamamalarını umuyorum. Türk basınına da yansıdı. İlk defa Türk kökenli, yani sizler çeşitli partilerden 10 SPD, diğer partilerden 19 Türk kökenli milletvekili Berlin'e gitti. Yani parlamentoya girdi, meclise. İlk defa bu kadar sayı. Bu konuda ne söylemek istersiniz efendim? Şimdi tabii ki burada da yeni nesil yetişiyor. Ve siyasete duydukları
yani siyasete katıldıkları güzel bir şey ve sonuçta tabii ki buradaki insanlarımızın parti konusunda çeşitliliğini gösteriyor ve burada yani siyasi hayata artık çeşitli yönlerden, çeşitli partilerden adım atılıyor. Aslında bakarsanız bu güzel bir simge bence. Evet, izleyicilerimiz merak edebilir, siz Türkiye'den bebekken hangi ilden gittiniz Almanya'ya efendim? Ankara'dan.